Sakarya'nın meşhur ıslama köftesi nasıl yapılır? Bunu öğrenmek için köfteci Hacı Bekir'e geldik. Islama köfte nasıl yapılır? İşin ustasından öğreneceğiz. Evet ustam, meşhur ıslama köfte nasıl yapılır? Islama köfte kuzu kaburga, gerdan, dana kaburga. %30 olarak kuzu kullanıyoruz etlerimizde. %70'ini kaburga olarak kullanıyoruz. Bir ikincisi de hayvanın küre kısmı, dana kol kısmını, küre kısmını etlerinden bütünleştirerek biz bunları hazırlıyoruz. Peki bu etleri nereden temin ediyorsunuz? Etleri kendi kasabamızdan temin ediyoruz. Bize özel hazırlıyorlar. Etlerimiz de yöresel hayvanların etleridir. Hani bölgesel doğudan giden veyahut da Adabazan'ın iç kısımlarını onlardan tedarik ediyoruz. Islama köftenin bu kadar meşhur olmasının sebebi nedir? Lezzet. Köftelerde kullandığınız özel bir baharat var mı? Köftelerde özel baharat dediğimiz sadece ve sadece biz tuz ve karabiber kullanıyoruz. Bunu nasıl servis ediyorsunuz? Neyle beraber servis ediyorsunuz köfteleri? Ekmeğiyle. Peki dışarıdan mı daha çok rağbet görüyor yoksa Sakaryalılar da çok rağbet gösteriyor mu ıslama köfteyi? Hemşerimiz olduğu gibi dışarıdan gelen belli başlı müşterilerimiz de var. Yurt dışından olsun, şehir dışından olsun gelen bayağı bir müşterilerimiz var. Islama köfteye adını veren ekmeğin sırrı nedir? Şöyle göstereyim isterseniz. Et suyu, toz biber, yağ, kemik suyu ve bayatlamış ekmek. Bunların kızartıyoruz ekmeklerimizi şöyle güzelce. Kömür ateşinde olması ayrı bir lezzet katıyor.